Dağınık benim, demiş de. Benim kayınvalidem doğruyu söylemiş. Evet, ben zaten yapı olarak da belli yani. İşim olmadığı sürece çok sakinimdir. Evhamlı değilimdir. Yani şurada mesela biriniz bayılsanız bile yani soğukkanlı davranıp yardıma bile gidebilirim. Ama işim varsa, ki işim varsa o gün gerekirse uyumam. Bütün işlerimi hallederim. Mesela dakik olmaya çalışırım elimden geldiği kadar yani. Aslında gayet normal yapıyorsun mesela burada, yavaş değilsin. İşte işim var şu an mesela, yapmam gerekiyor ya. He, bir şey varsa onu yaparsın ama normalde rahat. Normalde rahatım, relaxım ama anneanne boş ver yaparız tavrındayım. Yani kendimi yormuyorum. Yağmurcuğum. Benimki dağınık demiş. Evet. Ya şöyle, ben de onun gibi rahatımdır. Atıyorum misafir geliyor ya, ben şunu severim. Misafir geldiğinde ben misafirle ilgilenirim. Şöyle yapmam, misafir orada oturuyor, ben gideceğim orada bulaşık yıkayacağım evi. Onun ondan onları bahsetmiyor. Hayır, ondan bahsediyor. Ben mesela onlarda rahatımdır. Ya kıvırmayın kızlar. Hayır, ya. Hayır, kıvırmıyorum. Kıvırmayın, evet. Kadın sana dağınık demiş. Hayır. Ortada her şeyi bırakıyor, hayır, dağıtıyor. Hayır, atıyorum sofra kuruldu, yemek yedik değil mi? Ben orada yemek bitti ya, oturup sohbet etmek isterim. O hemen toplansın ister. Bundan bahsediyor. Sen de içine atıyormuşsun. Evet, yengem doğru tespit ha, bize, yapmış. Evet doğru, doğru ama ben onu fark ettim. Bize göstermiyorsun gerçeği. Kendimi değiştiremem. İçgüdüsel olarak derim. Acaba ne oldu, ne dedim? Kafaya çok takarım yani. Ya da o niye bana bunu söyledi? Niye yaptı? Ama bu sefer kendine dert edersin. Bence hiç dertten etmemelisin. Dertten değil. Dert etmiyorum ama kafaya takıyorum onu. Çünkü insanları çok kırmak istemiyorum. Valla bana da çok çamaşır yıkıyor demiş. Evet, maalesef bu bende bir hastalık derecesinde. Her şeyi yıkıyorum. Bence kendine zarar veriyorsun ya biraz. Ya öyle daha takıntı halinde oldu bu bende. Bence de bu takıntı oldu. Evet, takıntı oldu. Bir şey söyleyeceğim. Üç çocuktan sonra olmuş olabilir mi? Yok yok, hep böyleydim. Evlendiğim zamandan beri böyleydim. O çamaşır sepetim hiç boşalmıyor ve çamaşır makinemi de bu arada bozdum. Tak tak bir Reyhan. Adabı da üslüğü bu da üreteceğim sana. Kaydırı vereceğim ben senin o ayacığını. Canım benim, ağaç yaşken eğilir. Kendini ağaç mı zannettin? Kendini öyle biliyorsan karşıdakini de öyle bilirsin. Kötü laf sahibininidir, sana iade ediyorum. Ne kadar da inceldin, inceldin. Gel şalvarıma git, çıkarayım seni yok bebe. Hanımlığı öğrenin, uslubu öğrenin. Hiç hanım görmedi. Kim kimin ayağını kaydırır belli olmaz bacım. Bugün bulur beşi veririm. Sen hep öyle diye gidiyorsun, birileri veriyorsun. Ay Serpil'cim, çok banal konuşuyorsunuz. Niye böyle konuşuyorsunuz? Ne oldu canım? Ay yani neden? Haklısın bir anacığım. Yani konuşuyorsunuz birbirinizi. Ne kadar asil bir kadındır. Azıcık asil kadınlık yaptınız zaten. Evet. Çok şükür yaptık. Şükür diyorsunuz. Allah'ımıza bin şükür. Kim ki güzel oldu acaba? Ay benim. Tabii ki ben de benimki. Ben çok da güzel. 3, 2, 1. Bitti. Hadi dışarı. Ay Türkan, kolay olmuyor, olunamıyor. Taşımak gerek. Fatih amca, görüşürüz. Evet, biraz sert gibi. Hamurları biraz kalmış tabii. Pişmiş tatlılar, şerbetlerini koydular. Bakalım bu istiridye tatlısı kime deniz tadı verecek? Sunum başlasın. Puanı siz verdiniz. Neslihan vermedi ama ya.
Bir kendine gel. Böyle misin, böyle misin? İlk yemeği iyi yaptın düşünüyor musun? Hayır, ben şansı aldım zaten. En güzel gelini getirdim dedi. En lezzetli eli yapan ama yanıldı. Ben seviyorum Hüsniye'yi. İyi niyetli bir kadın. Giderse de üzülürüm. Yağmur'un gitmesini isterim. Sürekli bağırıyor, sürekli kameralara oynuyor sanki. Ve geldik haftanın en kritik anına. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin. Sevgili seyirciler, Gelin Mutfak'ta da yine bir final heyecanı yaşıyoruz. Bugün gelinlerimiz istiridye tatlısı yaptılar ve kayınvalideler gelecekler, teker teker puan verecekler. Bakalım bu Türk tipi tatlıya nasıl puanlar verecekler? İlk puanlama ve ilk kayınvalide geliyor. Nilgün Hanım, buyursunlar. Gel Adile'ciğim. Gel Adile ablam. Amin. Merhaba. Evet, tatlıyı seviyordun değil mi? Çok seviyordum. Buyurun. İnşallah güzel yapmıştır kuzucu. Daha beyaz kalmış, biraz daha güzel kızarmış Fatih Bey. Bu mu? Evet, evet. Daha hoşuma gitti, buna göre. Peki. Oldu. Bu da iyi. Fena değil. Bu olmamış. Olmamış mı? Olmamış. Peki. Evet. Şuna 5 ver. En çok hoşuma giden bu oldu. Bu 3. Bu 1. 5. 5. 5 verdim ona. Bunu da düşünüyorum. Puanlar yakın ya birbirine. Onu da 3 vereyim buna. 3 5 3 1. Evet. Şu tabakla başlayalım. 3. Tamam. Tabakla en son ona verdiniz 3 puanı. Tamam. Bakalım 3 puan kime gitti? Kaldırdık. Neslihan 3 puan. Ve diğer 3 puanlık tabak, 1. tabak. 3 puan kime gidiyor bu tabakta? Kaldırdık. Yağmur. Ay inşallah kuzucuğum yapmıştır. 5 puanın sahibi haftanın final günü ilk
büyük puan kime gidiyor? İkinci tabaktaki 5 puan. Bakalım kime gidiyor? Yağmur mu, Hatice mi? Kaldırdık. Yağmur. Ay, kuzucuğum benim, kuzucuğum. Evet, Hatice. Rıfat. Hiç olmamış. Neyse. Anne, teşekkür ederim. Karnım çarpıyor. Aynen. Tebrik ederim. Nilgün teyzeciğim, benim tatlımın nesi olmamıştı? Bak, çok tıknaz olmuş teyzem. Gerçekten olmamış. Nasıl sert olmuş? Böyle bak, üçü de yumuşaktı böyle alırken. Üçü de yumuşaktı fakat o çok sertti. Şerbetini mi çekmemiş acaba? Bilemiyorum yani. Tadı nasıldı? Tadı güzeldi ama yumuşak değildi.